İyi günler Ege Üniversitesi Televizyonu izleyicileri. Yeni yayın dönemimizde sizlerle birlikte olmak bizim için çok keyif verici ve bu programımız, bu yayın döneminin ilk programını sizlerle birlikte çok değerli bir konuğumuza ve çok da güncel olabilecek bir konuyla birlikte yapıyoruz. Bugünkü konumuz geleneksel ve tamamlayıcı bir uygulamaların en önde giden uygulaması olabilecek fitoterapi, yani bitki ve bitki ürünleriyle birlikte tedavilerin uygulanması ve bu tedavilerin uygulama alanlarını ele alacağımız geniş bir konu. Ve tabii ki bu konunun uzmanı, duayeni diyebileceğim Sayın Profesör Doktor Ulvi Zeybek konuğumuz. Kendisi aynı zamanda Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve bizlere gelsin, sağ olsun buraya kadar geldi ve bizlerle bu konuyu ayrıntılarıyla ele alacağız. Hoş geldiniz Ulvi Bey. Hoş bulduk. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi tabii aslında bu çok geniş bir konu. Evet. Hatta bu Türk Tıp Dünyası Kongresi ile ilgili bir toplantımız da olmuştu. Evet. Hatta o toplantıya da birlikte katıldık. Onu da ayrıntılarıyla konuşacağız. Tabii. Orada aslında Sağlık Bakanlığı'nın başta olmak üzere birçok bakanlığın, işte Gıda Tarım Hayvancılık, Ormancılık Bakanlığı'nın da bu anlamda içinde olacağı, hatta birçok başka tarafının da olabileceği bir konu gibi görünüyor fitoterapi alanı. Evet. Ben size aslında bu kavramla ilgili şey yapmak istiyorum önce. Fitoterapi deyince fitoterapiden biz neler anlıyoruz, neleri bunun içine koymamız gerekiyor, neler fitoterapinin dışında kalabilir? Çok teşekkür ederim. Bu aslında dediğiniz gibi çok kapsamlı bir konu. Ancak Türkiye'de tabii asırlardır bitkilerle tedavi götürüldüğü için bundan ilgili tanımlamalarda halkın algısı çok farklı oluyor. Basının algısı da çok farklı oluyor. İlk önce bu kavram kargaşasını ortadan kaldırmak için bizim fitoterapi kurslarımızda hekim ve eczacılara yönelik geçmişte yapmış olduğumuz bu katılım belgesi verdiğimiz 2003'te başladığımız bu çalışmalarda bizim ilk başladığımız herbalizm nedir, fitoterapi nedir? İlk önce bu kavramları bir ayırt edelim istedik. Ben herbalizmden söz edeyim ki çoğunlukla halkın anladığı aslında herbalizmi fitoterapi zannediyorlar. Gelenek ve göreneklere göre tıbbi bitki olarak tanımlanan bitkilerin kullanılması. Fakat bunlar tabii kanıta dayalı bilgiler olmadığı için bunların bazıları plasebo diyebileceğimiz etkiye sahip. Bazıları da yanlış kullanıma dayalı veya benzetmeye dayanarak toksik bir bitkiyi sanki yararlı bir bitkiymiş gibi kullanma var. İşte renginden, yaprak yapısından ya da kokusundan yola çıkarak yanlış bir bitkiyle maalesef halk tanışıyor. Ve bunu da kendi başına kullandığı zaman da çok ciddi komplikasyonlarla karşılaşılıyor ki bu ta karaciğerin iflasına kadar gidebilecek yollar. Dolayısıyla bizim fitoterapiyi hekimlerimize, eczacılık fakültelerinde zaten var. 1. sınıftan 5. sınıfa kadar. Ama fitoterapiyi bizim hekimlerimize bir şekilde tanıtmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun için başlattığımız çalışmalarda da şunu gördük. Fitoterapi aslında bitkilerle tedavi ama kanıta dayalı tedavi. Hmm. Ve bunlar kanıta dayalı derken klinik çalışmalarının yapılmış olduğu çalışmalara dayanarak etkilerinin tespit edilmiş olduğu, endikasyon alanlarının belirlendiği bir tedavi yönteminden bahsediyoruz. Aslında fitoterapi dediğimiz zaman sanki bizim ilaç tedavilerine yakın, hatta belki birçok anlamda onun eşdeğeri sayılacak bir tedaviden bahsediyoruz. Tabii ki. Fitoterapide sadece tek fark sentetiklerde sentetik bir molekülden çıkışla gidiyor. Fitoterapide ise standartize bir drogdan veya standartize bir özütten ya da diğer ismiyle ekstreden yola çıkışla oluyor. Tabii ki standartize edilmiş olması gerekiyor. Hatta bunun biraz daha gerisine gidecek olursak good agricultural practice dediğimiz iyi tarım uygulamalarıyla üretilmiş olması gerekiyor. Sonuçta buradan hasat edilmiş olan drog dediğimiz kurutulmuş bitki organlarının kullanıldığı çıkış ham maddesi olarak ilaç sektörü tarafından kullanılacak olanların da aflatoksin, pestisit, herbisit gibi tüm bu kontrollerin yapılmış olan sağlıkta kullanılacağı için bunlar olmazsa olmaz zaten. Hepsinin sertifikalandırılmış olduğu ürünler olarak ve ondan sonra ancak bir ilaç fabrikasına bu girdiğinde bunlar ham madde olarak bitkisel ilaç yolunda GMP normlarında gidiyor. Aslında o zaman yani şu anda bizim ilaçlarla, bitkilerle tedavide sanki ilaçlarla tedavide olduğu gibi yavaş yavaş o herbalizmden çıkıp bu bitkilerin standartize halde uygun endikasyonlar içinde ve uygun dozlarla birlikte halkın
kullanımına sunulması ve bunun da tabii ki kanıta dayalı sunulması. Değil mi? Sanki en ön planda olan şey bu sizin için. Tabii. Peki bizim aslında şu anda hani bu süreç içinde bildiğim kadarıyla birçok kurum bunun içinde. Mesela Gıda Tarım Hayvancılık bunun içinde ve birçok aslında bitki takviyesi gıda takviyesi şeklinde gidebiliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani burada hem Sağlık Bakanlığı'yla hem de Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'yla arada böyle bir şey var. Evet. Ben sondan başlayarak gideyim. Bu kurultay çok iyi oldu. Sizin de varlığınızla birlikte zaten içinde yer aldık o çalıştayda da. Şimdi bunların uygulanmasında tabii ki Tarım Bakanlığı'nın bir rolü var. Nerede var? Tarla aşamasında var. Bunların tohumunun temini, belirli tohumların olması ve bu tohumların sertifikalı olması, hatta mümkünse organik tarım sertifikalı olması şeklinde tohumların. Üretim aynı şekilde, kontrollü bir üretim, pestisit ve herbisitlerin olmadığı ya da varsa bile çok kontrollü olduğu, hatta biyolojik olan bazı tarım ilaçlarının kullanılmasının daha doğru olacağı. Bu tabii işin bir tarafı. O nedenle Tarım Bakanlığı bu aşamada olmalı. Ama Tarım Bakanlığı ile anlaşamadığımız kısım kendilerinin yakın geçmişte ruhsat verme gibi yanlış bir yolda da ilerlemiş olmaları. Tabii ki kriterler hiçbir zaman bir ilacın olduğu kriterleri taşımıyor. Beyan esaslı olduğu için de çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor bu alanda. Neden? Beyan esaslı olunca bir defaya mahsus analiz veriliyor ama o analizler ondan sonra takip edilmiyor. Gerçekten çıkış durağı o mudur, değil midir? Ya da ondan sonra üretim aşamasında kullanılan droplar, pestisit ve herbisit hakikaten hiç taşımıyor mu? Yoksa bunlardan belirli bir oranda ağır metal iyonları aynı şekilde yol kenarından toplanmışsa bunlar eğer kurşunla, dioksitle bulaşmış mı? Bütün bunların hepsinin çok iyi analizlenmiş olması gerekiyor. İşte GMP normunda olması ve Sağlık Bakanlığı tarafında olmasının gerekliliği bunlar. O nedenle biz bastırıyoruz. Yani bu Sağlık Bakanlığı'nın işidir. Onun için bitkisel ilacı net olarak tanımlıyoruz. Böyle ara tanımlar ya da bununla ilgili Tarım Bakanlığı ruhsatlı ürünler işte dendiği zaman da bunların ciddi sıkıntıları oluyor. Hatta zaman zaman maalesef görüyoruz ki getirilen ürünlerin sağlıksız olması nedeniyle ölümler dahi gerçekleşiyor bildiğiniz gibi. Bu özellikle zayıflama ürünleri dediğimiz ya da gıda desteği adı altında yine Tarım Bakanlığı'nın onaylamış olduğu, yine beyan esaslı onaylamış olduğu. Bunları çok ciddi yaşıyoruz. Çin'den ithal edilen ürünlerin kaliteli olanları tabii ki var Çin'den getirilenlerin ama kalitesiz olanları da var. Bunu ayırt edebilecek olan muhakkak sağlık sektöründe olan kişilerin varlığıyla olur. Dolayısıyla üniversiteler burada asla devre dışı bırakılmamalı bırakılmaması gerekiyor. Bununla ilgili zaten merkezlerimiz var. Çok da iyi bir merkezimiz var aslında bizim bu anlamda. Dolayısıyla bunun çok rasyonel kullanılması gerekiyor. İşte yıllarca da bizim bu eğitimleri bu başlık altında veriyor olmamız, bu merkezimiz altında veriyor olmamızın getirdiği avantajlar oldu. Sağlık Bakanlığı'nda fitoterapi eğitimi ile ilgili standartlar hazırlanırken Argefar programları baz olarak alındı. Dolayısıyla çok da gururluyuz. Yani %80'den fazlası bizim önerdiğimiz, bizim programımız baz alındı. Tabii ki diğer üniversitelerin, yani üniversite derken tanınmış olan üniversitelerin de geriye kalan kısmın tamamlanmasına ve Sağlık Bakanlığı'ndaki bürokratların da tamamlamasıyla bunu 15 Ekim'de bununla ilgili yönetmeliğimiz çıktı. Eğitimle ilgili yönetmeliğimiz çıktı. O çok güzel aslında. Onu ben bir ayrı bir şey yapacağım sizde ama. Şimdi tabii bu mesela fitoterapi gerçekten gıda tarım hayvancılıkta olunca gıda takviyesi şeklindeki bir takım şeyler olabiliyor. Evet. Hatta benim birazcık da böyle anlaşılmaz gibi gördüğüm cilde sürülen bir yağ gıda takviyesi şeklinde lanse edilebiliyor. Evet. Ve gerçekten de içerikleriyle ilgili bir takım standartların da yeterince değerlendirilmemiş olması, kaynağının yeterince iyi değerlendirilmemiş olması böyle olunca da çok ciddi aslında halk sağlığını etkileyebilecek sorunları da tabii beraberinde getiriyor. Tabii. Bu sizin özellikle değindiğiniz gibi. Evet. Peki mesela bu konuda sizin hani nasıl, ümidiniz nasıl? Türkiye'de bu anlamda mesela bizim işte sizin hatta örnek aldığınız Almanya örneği vardır. Almanya bu anlamda bizim belki de aslında hep hedef noktamızda olmalı.
Bu konuda mesela siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de bu süreç nasıl gider? Evet. Olabilir mi? Şimdi tabii Türkiye'de de artık bu komisyonlarda bulunmamız nedeniyle hep Almanya'nın getirmiş olduğu kuralları da hep dokümante ettik. Ve şöyle bir durum ortaya çıktı. Bu işi en iyi yapan Almanya olduğuna göre, dolayısıyla biz tabii ki Türkiye'nin kendi koşullarına göre çalışılacak. Ama Almanya'daki sistemi biz burada rahatlıkla uygulayabiliriz diye düşündük. Çünkü Almanya'da bitkisel ilaç kavramıyla üretilmiş olan her şey eczanede satılır. Hekim reçetelendirir ki Almanya'daki hekimlerin %80'den fazlası da fitoterapi eğitimini daha tıp fakültesi öğreniminde alır. Bu Türkiye'de de olabilir. 3. sınıftan ya da 4. sınıftan itibaren olabilir. Daha erken safhalarda alınmasına çok büyük bir önemi yok. Öğrencinin de bu bilince biraz bir varması gerekir. Dolayısıyla bu programlara eğer monte edilecek olursa tıp fakültesinden mezun olan bir hekimin en azından fitoterapi nedir, bitkisel ilaç nedir, herbalizmden farkı nedir bunu bilmesi çok çok önem taşır. Daha sonra kendisinin ilgi duyduğu bir alan ise bununla ilgili tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın şu anda eğitimle düzenlenmiş olan bu sertifika programlarına katılımıyla hiç olmazsa kendisinde tabelasına fitoterapist unvanını yazma şansı da olacak. Bu şu özelliği getirecek, eğer bitkiyle tedaviyi ön plana çıkaran bir hasta olursa ki Almanya bu konuda tabii %99'u eğitimli olduğu için halkının, asla ben halkımızı küçük gördüğüm anlamında değil, bu bilinç oluştuğu anlamında kastediyorum. O zaman seçeceği hekimi de ona göre seçmiş oluyor. Hekimin reçetelendirdiğinde bu fitoterapi ürünlerini satan eczaneden gidip hem danışmanlığını alıyor hem de bununla ilgili ürününü oradan alıyor. Dolayısıyla asla hekim, hasta ve eczacı üçgeninden dışarıya bu sistem çıkmıyor. Aslında bu çok da güzel bir sistem. Yani evet. Olası bir takım yan etkileri de şey yapıyor. Tabii. Ben hatta o toplantıda böyle bunlar konuşulurken hem bu eğitimlerin evet. tıp fakültesi öğrencilerine yönelik yapılmasıyla ilgili evet. 4 ya da 5. sınıf yönelik evet. bir tavsiye kararı da alınmıştı evet. orada aslında. Evet. Gerçekten de çok da böyle evet. hoşuma da gitti. Yani bunların evet. olması gerekir diye düşünüyorum. Böyle olunca olası bir takım aslında yan etkilerin ki mesela zakkumda bu çok sık yaşandı tabii. sizlerin tabii. bildiği gibi. Yani çok ciddi zararlı olabilecek, zehirli olabilecek bir madde. Tabii ki yeterince iyi denetlenmediği zaman ölümcül sonuçlara tabii. çok fazla gidebiliyor tabii. ki ülkemizde zakkumla ilgili birçok zehirlenmeyi de maalesef yaşadık. Ki yaşıyoruz. Hatta hastanemiz bile yaşadı acil servislere gelen vakalarda. Bizlere dahi antidodu danışıldı. Ya da onunla ilgili analizleri çok kısa süre içerisinde yapmak durumunda kaldık. Bu tabii halkımızın hala da gidip aktardan bir takım ürünlerini temin etmesinde bunda çok ciddi bir payı var. Ya da kendisi topluyor ya da komşusundan bu tip böyle tavsiyeler alarak bu ürünleri kullanıyor. Bu tabii çok ciddi bir sağlık sorunu da beraberinde getiriyor. Peki ben bu arada bunu sormak istiyorum. Yani bu konuda sizin şeyiniz ne, öneriniz ne? Yani bu herbalizmin aslında ciddi sağlık sorunları çıkartmaması için alınması gerekebilecek aslında böyle bir takım önlemler neler olabilir? Şimdi tabii ilk bizim bilimsel kısımdan başlamamız gerekiyor. Yani bizim şu anda yapabileceğimiz şey ilk önce hekim ve eczacıların koordineli çalışması. Hastaları buraya çekmemiz. Hastalarda en büyük korku eğer ben bunları kullandığımı hekime söyleyecek olursam hekim beni azarlar, hekim beni küçük görür anlamında. Dolayısıyla birçok kullandıklarını saklıyor. Bu beraberinde birçok sorun da getiriyor. İlaç ve bu kullanmış olduğu ürün arasındaki etkileşimler ya da bunun getirmiş olduğu ciddi yan etkiler veya toksik durumlar. Dolayısıyla ilk önce bunun bir kere hastayla hekim arasında çok net bir ilişkinin olması gerekiyor. Bir de aktarların kontrol altında olması ve onların da daha sonraki aşamalarda bir denetime tabi tutulmaları. Bu denetim derken bilgiyle ilgili. Şu anda bununla ilgili açılmış olan yüksek okullar var. Ara eleman yetiştirmek için. Belki bunların biraz daha revize edilerek modern aktariyeye belki gidiyor. Çünkü bunları yok sayamayız. Bunlar asırlardır ülkemizde var. Ülkemizde var olan bir şeyi aktarlar kapatılsın gibi çok radikal bir şeye tedbiri alamayız ama aktarlarda hiç hoşa gitmeyen, hepimizin rastladığı fare zehri
diğer tarafta ıhlamur yan yana ya da caddenin üzerinde ağzı açık güneş görüyor, toz görüyor, hatta önünden arabalar geçiyorsa egzoz gazıyla o durok temasta oluyor ve biz o ıhlamuru ya da ada çayını alıp içiyoruz halk olarak. Bunların tabii kontrol altında olması ya da bunların biraz daha düzene girmesi şart. Tabii burada ben karışımların muhakkak eczacılar tarafından hazırlanmasını, çünkü endikasyona yöneliktir. Asla aktarlarda bir işte diüretik çay ya da bir soğuk algınlığı çay karışımının asla aktarlarca hazırlanmasını doğru bulmuyorum. Bu bir ciddi bir sağlıkla ilgili problemdir. 5 yıl okuyan bir eczacı varken ve hekimlerimizden de ilgi duyanlar bunda reçetelendirme imkanı, şimdi hele sertifika programıyla daha da çok olacak. Bu sistemde gidecek olursak o zaman birçok karşılaştığımız kötü vakanın da önüne geçmiş olacağız diye düşünüyorum. Aslında tabii bu çok ciddi, bizi bekleyebilen, hepimizin yaşayabileceği bir tehlike ve sağlık için olabilecek bir şey. Evet. Bir anda tam tersine bizim için çok ciddi zararlı etkileri ortaya çıkartabiliyor. Böyle bir durumda aslında sizler daha önceden Argefar'la birlikte yaptığınız çok da güzel bir çalışma vardı. Yani öncelikle bir bu konuda bitkisel tedavilerle ilgili bir sertifika programı düzenlediniz. Bundan bir 5-6 sene önceydi yanılmıyorsam. 2003'te başladık. 2009'a kadar gittik. Çünkü 2010'da yeni yönetmelik çıkacak, onu bekleyin dediler. Hepimiz bekleyişe geçtik. Çünkü biz katılım belgesi verebiliyorduk. Yetki Sağlık Bakanlığı'nda olduğu için biz de çok destekledik. Kendi tecrübelerimizi bakanlığa aktardık, kendi yaptığımız kurslarla ilgili. Ege Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu bu kurslardaki en önemli belki öngörüsü, fitoterapi, terapi varsa hekim de içinde vardır diye biz 3 etapta yaptığımız bu programda ikinci etabını, endikasyona yönelik olan fitoterapinin uygulamalarını hep hekim arkadaşlarımıza ya da hekim hocalarımıza anlattırdık. Fitoterapiye ilgi duymuş ya da bundan ilgili yayınlar yapmış olan hocalarımız. Dolayısıyla bizim programımızın Sağlık Bakanlığı'nda bir model program olarak kullanılması ve ele alınması bu nedenledir. Bundan da çok gurur duyduk. Şimdi artık o aşamaya geldik. İnşallah biz de bunu daha Türkiye çapında yapabilecek bir boyutta düşünme aşamasına geldik. Ki bir yandan da şu anda Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile birlikte yürüttüğünüz bir fitoterapi yüksek lisans programı da var bildiğim kadarıyla. Evet. Yani bu yüksek lisans programı da sağlık çalışanlarının gene açık olan bir program. Peki bu mesela programın şu anda açılması ile ilgili süreçte aslında diğer birçok fakültenin programına göre üstünlüğü bizim aynı zamanda uzaktan eğitim şeklinde bir şans taşıyor. Onu biraz açar mısınız? Yani tabii bu programın detayları nasıldır? Şimdi Sağlık Bakanlığı'na, daha doğrusu Sağlık Bakanlığı bizim uygulamamızla ilgili dosyamızı istediği zaman kendi düzenlemeleri için, bu 15 Ekim'de çıkan yönetmelikle ilgili söylüyorum. O zaman ben bir öneri getirmiştim. Kendimin de komisyonda olmasının verdiği bir cesaretle. Bunun sadece birebir katılımla değil de bunun uzaktan eğitimle de olabileceği ve Ege Üniversitesi'nin altyapısının buna müsait olduğu bir tam gibi bir değerimiz var. Ve ben Fazıl hocamızla da o zaman konuştuğumda 50 kişiye kadar rahatlıkla bu uzaktan eğitimi kontrollü olarak götürebileceğimizi öğrendiğimde bunu ben hemen rapor halinde sundum. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın burada istemiş olduğu en önemli detay, her bir katılımcı ile birebir ilgilenebilme ve bunların yoklamasının alınmasıyla ilgiliydi. Yani derse katılımın kontrolüyle ilgiliydi. Dolayısıyla derse katılımın kontrolünü rahatlıkla sağlayabileceğimiz bir altyapıya sahip BİTAM. Eğer bu katılım sırasında çalışma odasını terk edecek olursa ya da bu programın başından ayrılacak olursa kısa bir müddet sonra, yani bu birkaç dakika ile ifade edilecek süre içerisinde ilk önce bir uyarı altyazısı geliyor. Eğer yine gelmeyecek olursa biz o günkü programı tamamen iptal etmiş oluyoruz. Böylece aynısını tekrarlaması gerekiyor. Bunun dışında sağlamış olduğu kolaylık, klinisyenlerin sabah kuşağını izleyemezse akşam kuşağında izlemesini sağlamak. Hafta sonlarında da bunların özet programı, hatta birebir programlarını yapıp bir de o dersi anlatan hocanın da soruları karşılayacak zaman diliminde, onların her biri zaten programda verilecek. Örneğin atıyorum gastroenterolojide fitoterapi ise, hafta içinde anlatıldıysa, cumartesi günü ve pazar günü ondan ilgili soruları
katılımcılar rahatlıkla sorabilecekler. Bunu çoklu ortamda da izleyebiliyorlar. İki bunun butonu olacak. Ya da ben özel olarak sormak istiyorum dediğinde de diğer katılımcılar göremeyecek. Yani diğer 49 katılımcı göremeyecek. Birebir sorabilecekler. Dolayısıyla bu ortamı sadece Ege Üniversitesi BİTAM sağlayabiliyor. Bu konuda çok biz iddialı olarak üstüne gittik. Bu altyapıya sahip olmayanlar da heveslendiler ama bu söylediğimiz kapsamda olmasını istediği için Sağlık Bakanlığı. Dolayısıyla bunu karşılayabilen şu anda tek üniversite biziz. O bakımdan da bu önceliğimizi, önderliğimizi korumamız lazım. Bu özellikle lazım. Çok iyi aslında. Ben çünkü böyle bir durumda gerçekten hani doktorları hemen hemen 200 saate yakın bir eğitim programı. Evet. 200 saatlik uygulamalarıyla bir uygulamalarıyla birlikte eğitim programının içinde aktif çalışma döneminde çekebilmek çok zor. Evet. Ve böyle olunca şu bahsettiğiniz uygulama gerçekten de fitoterapinin hekimler tarafından eğitim alınmasını sağlayacak. Evet. Bana göre çağdaş bir uygulamada oluyor. Umarım bu çok da güzel de gider gibi geliyor bana. Yani ben öyle şey ümit ediyoruz. Yani koordinatörü olarak bu programın öyle ümit ediyorum. Bir de şunu da sağlayacak. Yıl içerisinde biz 3-4 kez bunu programı tekrarlama şansımız olabilecek. Malum bitkileri biz canlı olarak sadece ilkbahar yaz aylarında görebiliyoruz. Hatta çok nadir bazı bitkileri sonbaharda görebiliyoruz. Dolayısıyla biz bu birinci ve ikinci etapları yaptığımız zaman üçüncü etapları belki birleştirip 50'şer kişilik gruplarla çok daha hızlı olarak eritmemiz mümkün. Hatta uygulamalar için kendilerini İzmir'e davet edip bu uygulama yerlerini, yani bu bitkilerin yetiştirildiği alanları da göstermek mümkün. İşte Menemen'deki arazilerimiz, orada yetişen tıbbi bitkiler. Bunun dışında Ege bölgesinde organik tarım yöntemiyle Torbalı'da, Ödemiş'te yetiştirilen örnekleri görme şansı da olacak hekimimizin. O nedenle Ege'nin şansı bu yönden çok daha fazla. Yani kuru kuruya bir eğitim asla olmayacak. Sadece sınav dönemlerinde bizim kendi salonlarımızı, üniversitemizin salonlarını kullanma şansımız olacak. Çünkü onda Sağlık Bakanlığı uzaktan bir sınav değil, bizzat birebir katılımlı olan sınavları tercih etti. Bunda yine üstesinden gelebilecek bir altyapımız var. Hatta bitkisel anlamda ki ürün çeşitliliği Anadolu'da kendini çok belirgin olarak gösteriyor. Yani 3 farklı bitki kuşağının olduğu bir yer aslında Anadolu. Ve böyle olunca da neredeyse hani o şeyde Orman Bakanlığı'ndan yapılan sunumda olduğu gibi yani tüm Avrupa'daki bitki tür çeşitliliğinden çok daha farklı fazla bir tür çeşitliliği var. Ve bizim bunu aslında uygun şekilde kullanabilmekle ilgili o altyapıyı oluşturmamız gerekiyor. Gerçekten de bunlar çok da güzel çalışmalar gibi geliyor bana. Yani orada birlikte dinlediğimiz gibi onlar hazırlar fakat bizden ne gibi istekler olduğunu bekliyorlar. Yani bu arz talebi belirlerken biz onlara hangi tıbbi bitkileri istediğimizi söyleyeceğiz ki ona uygun tıbbi bitkileri yetiştirsinler. Bu koordinasyonu sağladığımız zaman o zaman istenen bitki yetiştirilmiş olacak. Böylece elde kalmasını da engellemiş olacağız. Şimdi ya arz fazlalığı var, talep az. Çünkü bilinmeden gözü kapalı girilmiş olan bazı projeler var. Bence bu kurultayın en önemli özelliklerinden biri Orman Bakanlığı'nın, Orman Genel Müdürlüğü'nün, onun dışında Tarım Bakanlığı'nın bu alandaki genel müdürlüklerinin katılmış olmaları önemliydi. Onlar da bizim isteklerimizi, ne gibi özellikleri bizim olmazsa olmazlarımız olduğunu gördüler. Sanırım bu koordinasyon devam edince de birlikte daha güzel projelere imza atılacak. Ve zaten öyle değindiğiniz gibi mesela iyi tarım uygulamaları da gelecek beraberinde. Evet. En önemlisi Türkiye'de gerçekten de tohumculukla ilgili, bu ürünlerin tohumculuğuyla ilgili. Yani bizler mesela, ben şimdi mesela yetiştirmeye çalıştığım 10-15 tane ürün var. Fakat bu ürünlerin tohumlarını Türkiye'de tür olarak bulabilmem, hele hele organik bulabilmem mümkün değil. Ve böyle olunca da dışa bağımlı halde oluruz. Evet. Ve dışa bağımlılık aslında böyle olunca bir süre sonra bizim kendi tohumumuzu kendimizin yapabilmemizi getirecek. Evet. Mesela bizler bu sene, işte 2 senedir bununla ilgileniyoruz. Biz şimdi kendi tohumumuzu hodan olarak yaptık. Evet. Yani elimde mesela şu anda benim 18 kilo hodan tohum var. Yani bakıldığı zaman aslında bu bizim aslında kendi ürünümüzü de bir beraberinde farklı bir ürün şeklinde getirebilmemizi de ki hodan çok çok önemli. Sizinle daha önce de bunu konuşmuştuk. Bir başka vesileyle hodan dermatolojide kullanılıyor, kozmetikte kullanılıyor. Yani bunların şu anda Türkiye'de üretiliyor olması ki doğalda, bizim doğamızda zaten var bu. Doğru.
Kuzeybatı Karadeniz'de zaten var. Ama hiçbir zaman arz talep söz konusu olmadığı için ya da oradaki insanlar bunu bilmedikleri için böyle lokal olarak kalmış. Ama şu anda bunun özellikle bitkisel ilaç olarak ya da kozmetik sanayinde kullanılacak olması çok ciddi bir gelişme Türkiye açısından. Onun için ben sizi de kutluyorum bu alandaki girişiminizden dolayı. Ama bunlar hep sizin bize yol göstermenizle olan şeyler. Yani siz bize o yol göstermeleri yaptığınız süre içinde bizler de mesela bunu yapabiliyoruz. Ve çok da iyi sonuçlar alınıyor. Yani Türkiye bunlarla ilgili şeyleri yapabilmeye gebe ve gerçekten her bir alanda yani bu bitkisel ürünlerle tedaviler konusunda farklı alanlarda şeyler olacak. Ben aslında zamanımız da daralıyor ama iki tane şey var özellikle şey yapmak istedim. Hangi tip ürünler bizim için bitkisel ürünlerle ilgili tedaviler kapsamına girer? Yani onların boyutları nedir? Evet. Onunla ilgili bir şey yapar mısınız bize? Şimdi tabii Türkiye florası çok zengin ama Türkiye florasında şöyle aromatik bitkilere bakacak olursak 350 kadar aromatik bitki var bu alanda kullanabileceğimiz. Çünkü fitoterapinin bir alt birimi de aromaterapidir ki Sağlık Bakanlığı da bunu o şemsiye altına aldı zaten. Bir taraftan da özellikle masajla aromaterapinin bir yönüne masajla tedavidir. Hem uçucu yağlar hem de sabit yağlar. Sabit yağ tohum bitkide tohumlardan elde edilen yağlar olarak bakacak olursak her ikisinde böylece değerlendirme şansımız olacak. Özellikle Akdeniz bölgemiz bizim çok zengin uçucu yağları taşıyan bitkiler anlamında. Bunları farklı projeler halinde değerlendirmek mümkün. Orman köylüsünün ne yaparım derdinden kurtaracak, ormandan ben bu orman köylüsünü nasıl bir daha zenginleştirin kaygısından kurtaracak olan projeler olacak. Onun için uçucu yağların birçok kullanım alanı var. Ağız çalkalama sularından tutun da dermatolojideki kullanıma kadar pomat içerisinde belirli oranlarda kullanılarak. Dolayısıyla bunları bu şekilde değerlendirmek mümkün. Hatta psikiyatride dahi kullanılan çok da yaygın bitkiler var. Evet, yaygın olarak kullanılıyor. Onun için farklı indikasyon alanları olan tıbbi bitkileri biz bölüm bölüm ele alıp çalışma şansımız var. Peki bir yandan da hani sizin bu son yakın zamanda gerçekleştireceğiniz bir başka toplantı var. Evet. Bunun bir ucu sanki böyle hafif bitkisel tedavilerin bir uzantısı şeklinde olabiliyor ama tam değil. Tam bu değil. Evet. Homeopati ile ilgili. Evet. Bu konuda neler şey yapıyorsunuz? Homeopati de çünkü bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bir alanı de olarak değerlendiriliyor. Bunu da tabii özellikle Sağlık Bakanlığı yine kendi çatısı altında gördüğü tedavi yöntemlerinden biri homeopati. Ama biz burada homeopatiyi özellikle Türkiye'de hekimlere ve eczacılara tanıtmak istiyoruz. Esas hedef bu. Çünkü homeopati Türkiye'de şu anda çok dar bir çevre tarafından biliniyor. İzmir'in şansı Klasik Homeopati Derneği'nin İzmir'de kurulu olması ve bağlantılarının da yurt dışında hem Dünya Homeopati Derneği ile hem Avrupa Homeopati Derneği ile ilişkide olması. Dernek derken bunlar asla böyle dışarıda bu işi sempatiyle yapan kişiler olarak değil, hekimler bazında düşünüyoruz. Tıp camiasını kastediyoruz. O nedenle tıp camiasından olan bu hekimlerin homeopatiyi kullanışları ile ilgili kendi tecrübelerini burada dinleyeceğiz. Ve seçilmiş olan ana temada enfeksiyon hastalıkları. Güzel olan şey burada Sağlık Bakanlığı'nın da çok ilgi duyması. Onların da katılımcı olarak bu kongreye katılacak olmaları. Umarız hekim, diş hekimi ve sağlık personelinin de bu kongreye ilgi duyması. Ne zaman olacak kongremiz? 27-28-29 Kasım tarihlerinde Mötbe Amfisi'nde yapacağız. Dolayısıyla gelip gitmesi de son derece kolay olacak. Onun dışında 30'undan itibaren 2 günde workshop yapacağız. Deneyimi olan bu Homeopati Derneği'nin eğitim daire başkanı olan hekimler tarafından bu uygulamalarında bu workshop'ın da yapılacak. Çok teşekkür ederiz Ulvi Hocam. Çok keyifli bir sohbetti. Yani gerçekten de birçok anlamda çok da bilgilendik ve bu bilgileri de sayenizde hiç olmazsa Ege Üniversitesi Televizyonu izleyicilerine vermiş olduk. Evet sayın Ege Üniversitesi Televizyonu izleyicileri, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum. Görüşmek üzere.